أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Muhterem kardeşler, bugün biiznillahü teala Kehf suresini bitirmeye çalışacağız inşallah. Bu mübarek suredeki iki önemli kıssayı işlemiştik. Hatırlayacağınız üzere birincisi Ashab-ı Kehf, mağara arkadaşlarının kıssasıydı. Ondan sonra bahçe sahipleri kıssasını işledik. Bugün de inşallah Kur'an-ı Kerim'in iki önemli kıssasından olan Hazreti Musa ile Hızır Aleyhisselam'ın kıssasıyla Zulkarneyn kıssasını da inşallah bugünkü surenin son bölümünde işleyeceğiz Rabbimizin izniyle. 60. ayeti kerimeden sureyi işlemeye devam edeceğiz ve bu ayet de zaten hemen o kıssayı açan ilk ayet olacak inşallah. Önce ayeti okuyalım, ondan sonra tefsiri malumatları aktaralım. Eûzu billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. Ve iz kâle Mûsâ lifetâhu. Mûsâ aleyhisselam bir vakit lifetâhu, o gencine, genç adamına, parantez içerisinde hizmetçisine demişti ki: "La ebrahu hatta ebluğa mecma'al bahreyn ev emdiye hukuba." Durmayacağım, dinlenmeyeceğim. Ta ki iki denizin birleştiği yere varıncaya kadar yahut da senelerce yürüyeceğim dedi. Hazreti Musa aleyhisselam yanındaki genç arkadaşına. Kim bu genç arkadaşı? Tefsirlerin bize vermiş olduğu malumat Yuşa bin Nun aleyhisselam. Hazreti Musa'nın vefatından sonra İsrailoğullarına halife olan o büyük zat. Yuşa bin Nun aleyhisselam. Hazreti Musa'nın dizinin dibinde yetişmiş, onun ilminden, feyzinden nasip almış bir büyük zat. Hizmetçisi olduğu kesin fakat edebe bak. Gencine diyor. Çünkü bir sünnettir. Hizmetçiye hizmetçi köle şeklinde hitap edilmez İslam'da. Ona edeben, onu küçümsememek için genç bu şekilde hitap ediyor Kur'an-ı Kerim. Bir kıssa açıldı burada. Bu surenin üçüncü kıssası muhterem kardeşler. Büyük bir olay. Üzerinde çok şeyler anlatılmış. Buhari'de geçen haberde Ubey bin Ka'b radıyallahu anh rivayet eder. Uzun bir hadistir bu olayı anlatan. Ben o bölümünü vereceğim inşallah. Hazreti Musa aleyhisselam bir gün İsrailoğullarına bir hutbe irad etmek ister. Hutbeye çıktığında veya hutbesinin sonunda insanlardan bir kısmı birileri derler ki: "Ey Musa, insanların en bilgilisi kimdir?" Musa aleyhisselam da der ki: "Benim." Onun bu cevabı üzerine Allah Celle Celaluhu ona vahyeder: "Ey Musa, yola çık, iki denizin birleştiği yere git, orada senden daha bilgili birisini bulacaksın." der. Tefsirlerde bu hadisi açarken Allah ona sitem etti diyorlar. Çünkü onun o andaki o cevabına Allah böyle ona vahyetti. Yola çık, iki denizin birleştiği yere git, orada sen kendinden daha bilgili birisini bulacaksın. Ya Rabbi, nasıl bulurum, ne anlarım, iki denizin birleştiği yer nedir, kimdir? Buyurdu ki Allah Celle Celaluhu, vahyetti ona: "Yanına, beraberine bir balık al. Zembilinin içine koy." Zembil, hasırdan örülmüş kurtlu bir torbaya denilir. "Zembilinin içine bu balığı koy. O balığı kaybettiğin yer iki denizin birleştiği yer." dedi. Buhari'de geçen o uzun hadiste bize verilen Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın bu ayetin tefsiri bu. Kur'an'ın sünnetle tefsiri. Dedim ya, bu kıssayla alakalı çok zayıf rivayetler de var. Hiç almıyorum onları. Çünkü tefsirlerin sahih dediklerini, sağlam dediklerini biz de size burada aktarıyoruz. Nerede bu iki deniz? Allahu alem. Yani Kur'an bu manada kesin malumat vermemiş. Tabi tefsirler bunu açmaya çalışmışlar. İşte Hazar Denizi ile Karadeniz, Beyaz Nil ile Mavi Nil mi? Allahu alem. Neresi tam bilemiyoruz. Ama o bölge olduğu kesin. Çünkü o bölgede yaşıyordu Musa aleyhisselam. Kıssaya devam etmeden şunu vurgulayalım muhterem kardeşler. Bu kıssada önemli olan, biraz da dediğimiz gibi, bu kıssayla alakalı
sahih bilgiye dayanmadan yorumları dinlemekten öte, böyle şeyleri okumaktan öte, vereceği mesajı iyi kavramaya çalışmaktır. Zaten tefsirler bunun üzerine durmuşlardır. Bu kıssanın bize verdiği ne gibi bir mesaj var? Şunu baştan söyleyelim ki bu kıssanın bize verdiği ana mesaj muhterem kardeşler. Yeryüzünde yaşanan her bir olayın bir zahiri görünen bir boyutu vardır. Bir de görünmeyen batini iç yüzü vardır. Siz ey insanlar olayları hep görünen boyutuyla değerlendirirsiniz, yorumlamaya çalışırsınız. Eğer böyle yaparsanız vallahi yanılırsınız. Çünkü her olayın arkasında bir hikmet vardır. Allah niçin böyle olmasına müsaade vermiştir? İşte bu kıssada Allah Celle Celaluhu bizlere birkaç olayın arkasındaki hikmetin perdesini aralayacak, bize örnekler sunacak ki ey insanlar olayları dikkatli değerlendirin. Sakın gördüğünüz şekilde değerlendirmeyin. Madem ki her olay Allah'ın izniyle oluyor, o zaman Allah mutlaka bu işin olmasına müsaade ederken el-hakim olduğu için hikmetle edip eyleyendir. Üç örnekte bunu anlayacağız bu kıssadan yola çıkarak inşallah. Ve sabır dersi verecek bu kıssa bize. Bu ikisini kıssaya girmeden veriyorum ki bu açıdan dinleyin inşallah. Ve sabır dersi. Sabır nedir? Gerektiği ilk anda sabretmektir demiş diye Peygamber Aleyhisselatü Vesselam. Bakın Musa Aleyhisselam'ın hayatında ne sabır imtihanı ya Rabbi. Böyle bir giriş yapıp 61. ayette devam edelim inşallah. Estağfirullah. فَلَمَّا بَلَغَا مَجْمَعَ بَيْنِهِمَا نَسِيَا حُوتَهُمَا فَاتَّخَذَ سَب۪يلَهُ فِي الْبَحْرِ السَّرَبَا. Her ikisi de denizin birleştiği yere varınca balıklarını unuttular. Balık da denizde bir yol tutup gitmişti. Bunun için yola çıkıyorlar. Hazreti Musa Aleyhisselam yanındaki gence Yuşa bin Nun'a kesin talimat vermiş ki bir kayanın yanına gelirler. Fakat geldikleri yerin iki denizin birleştiği yer olduğunu bilmiyorlar. Nereden bilsinler? O kayanın yanında istirahata çekilmek isterler. Hazreti Musa gence tembih etmesine rağmen, çünkü Allah ona vahyetmişti ya, o torbalarındaki balık canlanıp denize zıpladığı an, işte burası iki denizin birleştiği yer ve aradıkları Hazreti Musa'dan daha bilgili adamı orada bulacaklar. Geldiler kayanın etrafına, dinleniyorlar. Bu dediklerim hep Buhari'deki o uzun hadisin devamı. Çok uzun bir hadis, bütün kısayı anlatır. Orada dinlenirler. Hazreti Musa uyur. Yuşa bin Nun uyumaz. Fakat gel gör muhterem kardeşler. Bakın ilk hikmet, ilk kıssadaki ilk ders. Gözlerinin önünde Yuşa bin Nun Aleyhisselam'ın balık canlanıp denize girmesine rağmen Hazreti Musa'ya haber vermeyi unutur. Sen bütün tedbirleri alsan da Allah'ın dilediği olur. Çünkü onun elindedir olacak bütün olaylar. O kuşatmıştır çepçevre her şeyi, kainatı ve insanları. İşte aynen burada bu şekilde olur ve haber vermez Yuşa bin Nun. Farkında değiller. 62. Felemma cavaza, geçip gittiklerinde buluşma yerini, iki denizin birleştiği yeri, kale Musa Aleyhisselam der ki li fetahu, o gencine, etina gadaena laqad laqina min seferina hada nasaba. Şu kuşluk yemeğimizi, hani kahvaltımızı bize getir. Gerçekten şu yolculuk yordu bizi. Başımıza bir sürü sıkıntı getirdi der. Yani şu torbada bir balık getirmiştik ya, getir şunu yiyelim artık. Yorulduk, bir şey de kalmadı der. Hazreti Musa yola çıkarken aldıkları balığı ister. Kale, der ki genç, أَرَأَيْتَ اِذْ اَوَيْنَا اِلَى السَّخْرَةِ فَاِنِّي نَسِيتُ الْحُوتَ وَمَا اَنْسَانِيهُ اِلَّا الشَّيْتَانُ اَنْ اَذْكُرَهُ. Gördün mü sen şu işi der. Aynen böyle tercüme etmek lazım. Gördün mü sen şu işi? O kayaya sığındığımızda, kayanın yanında istirahat ettiğimizde ben balığı unuttum. Ve onu hatırlamamı bana şeytandan başkası unutturmadı. وَاتَّخَذَ سَب۪يلَهُ فِي الْبَحْرِ عَجَبًا. Hatta der, o çok şaşılacak bir şekilde denizde yol tutup gitti der torbadaki cansız balık. Fakat ben ey Musa sana bunu hatırlatmayı unuttum der. Bana unutturan şeytan oldu der.
Ama gençteki rahatlığı görüyor musunuz muhterem kardeşler? Yani özellikle o görevi vermiş, o görevi yerine getirmemiş fakat çok rahat. Niye? Çünkü suç yok, unutmuş. Hani o İbn-i Mace'de geçen bir hadis-i şerif var ya, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam hata ve unutmadan doğan sorumluluklardan Allah mesul kılmaz ümmetimi, kulları. Hata ettiysen istemeyerek, bilemeyerek, unuttuysan mesul değilsin. Onlarda da aynı şeriat geçerli. Onun için tabi insanın fıtratını Hazreti Musa Aleyhisselam'dan daha iyi kim bilebilir? Kızmaz. Kızmaz Yuşa'ya. Der ki قَالَكْ ذَٰلِكَ مَا كُنَّا نَبْغِي İşte aradığımız o idi der. Orasıydı. Der فَرْتَدَّا عَلَى آثَارِهِمَا قَصَسَا Hemen izlerinin üzerine gerisin geriye döndüler gittiler. Daha taze gelmişler. Bazı rivayetlere göre yaklaşık yarım gün veya bir günlük bir mesafe daha gitmişler artık. O ölçüyle kaç kilometre yaptıysa. Allahu alem. Fakat aynı izleri üzerine aynen geldikleri yeri biliyorlar ya, oraya dönüp giderler. Bu şekilde nerede iki denizin birleştiğini de bilmiş olurlar muhterem kardeşler. Çünkü dediğimiz gibi Allah Hazreti Musa'ya önceden vahyetmişti olayı. 65. فَوَجَدَا عَبْدًا مِنْ عِبَادِنَا آتَيْنَاهُ رَحْمَةً مِنْ عِنْدِنَا وَعَلَّمْنَاهُ مِنْ لَدُنَّا عِلْمًا Derken kullarımızdan bir kul buldular. Buldular ki ona katımızdan bir rahmet vermiştik. Yine ona tarafımızdan bir ilim öğretmiştik. Diyor 65. ayet-i kerimede Rabbimiz Allah Celle Celaluhu. Yani gittiklerinde orada hakikaten Hızır Aleyhisselam'la karşılaşırlar. Kullarımızdan bir kul buyuruyor Allah Celle Celaluhu. Salih bir kul. Bu kulun Allah'ın kendisine katından rahmet verdiği, vahiy verdiği, Allahu alem belki nübüvvet verdiği ve mutlaka kendi katından bir ilim verdiği bu kişi, bu salih kul kim muhterem kardeşler? Bukhari, Müslim, diğer bütün güvenilir hadis kitaplarına göre bu zatın ismi Hızır Aleyhisselam. İşte bildiğimiz Hızır Aleyhisselam. Aslında tercüme edilirse yeşil adam anlamına geliyor Hızır Aleyhisselam. Kelime anlamı itibarıyla. Bu salih kul Hızır Aleyhisselam'ı orada bulurlar. Birçok alim dediğim gibi ona Allah katından rahmet verdi, ilim verdi dediği için peygamber olduğunu söylerler. Bazıları yok, o bir salih kuldu derler. Ehli keramet de derler. Allahu alem. Tam bilemiyoruz. Çünkü tam bir açıklama yok. Üzerinde nas olmadığı için Allahu alem deyip bizi zaten demek ki bu noktada o kadar önemli bir bilgi değil bizim için, yoksa Rabbimiz bildirirdi. Bu noktada elimizdeki malumatla yetinip kıssayı işlemeye devam ediyoruz muhterem kardeşler. Fakat şurası kesin ki olayların iç yüzünü bilecek olan bu zata Allah katından bir bilgi verildiği kesin. Zaten kendisi sonra söyleyecek. Bana Allah bunları bildirdi. Demek ki vahyediliyor. Buradan yola çıkarak birçok müfessir alim ona vahiy alan bir nebiydi demişler. Bu almış olduğu bilgiler Hazreti Musa meseleleri zahire göre değerlendiren, şeriata göre, fıkha göre değerlendiren bir peygamber. Bu ise meseleleri batınına göre değerlendiren, görünmeyen, hikmete göre değerlendiren, ilmi ledün sahibi olan, yani bu ledünni dediğimiz, hani ledünni ne demek? Allah katından demek. Min ledunna ilme diyor, bak Allah buradan yola çıkarak bu kelime oluyor. Allah katından kendisine bir bilgi verilmiş. Olayların arka planı öğretilmiş. Neyin, niçin, hangi hikmete binaen yapıldığını Allah ona bildirmiş. Hızır Aleyhisselam'la alakalı bize bu bildiriliyor buradan muhterem kardeşler. Kâle lehu Musa. Selamlaştıktan sonra Musa Aleyhisselam ona dedi ki هَلْ اَتَّبِعُكَ عَلَى اَنْ تُعَلِّمَنِي مِمَّا عُلِّمْتَ رُشْتَ Sana öğretilenden bana da doğruyu bulmama yardım edecek bir bilgi öğretmen için sana tabi olabilir miyim? Tabi olayım mı? Dedi Musa Aleyhisselam Hızır Aleyhisselam'a. İlim öğrenmek isteyenin
kendisine ilim verecek olan zata karşı edebine bakın. Konuşan Allah'ın peygamberi, hem de ulul azim peygamber. Hazreti Musa aleyhisselamdan bahsediyoruz. Kur'an-ı Kerim'de kendisinden en çok bahsedilen insan ve peygamberdir Hazreti Musa. En çok bahsedilen. Böyle bir yüce zat, böyle bir yüce peygamber, hiç bilmediği, tanımadığı, peygamber olup olmadığını bilmediği bir insana sana tabi olabilir miyim? İlim öğrenmek isteyenin edebi bu olur çünkü. İlim ehline karşı. Hazreti Musa'nın takındığı tavır, adab ve ahlak bu şekilde. Kale, dedi ki Hızır aleyhisselam, İnneke len testeti'a ma'iye sabra. Peşinen bakın. Gerçekten sen benimle beraber olmaya sabredemezsin dedi. İlk cümle bu şekilde. Hızır aleyhisselamın ona verdiği cevap bu muhterem kardeşler. Niye? Çünkü dedik ya Hazreti Musa görünene göre değerlendiriyor. Şimdi görünene göre değerlendirilen işlerde, hani görünüşte parantez içerisinde münker, kötü gibi görünen bir şey Hazreti Musa nasıl sabredebilir ki? Onun için Hızır aleyhisselam biraz sonra yaşanacak olaylarda Hazreti Musa'nın sabrını unuttuğunu, unutacağını çok iyi biliyor. Sen benimle beraber olmaya sabredemezsin ey Musa diyor. Kendisini tanıttı Hazreti Musa. Peygamber olduğunu söyledi. Öyle olmasına rağmen verdiği cevap bu. Hızır aleyhisselam. Fakat o da diyor ki 68'i de okuyalım. وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلَى مَا لَمْ تُحِتْ بِهِ خُبْرًا Sen iç yüzünü kavrayamadığın bir bilgiye nasıl sabredebilirsin ki? قَالَ Musa aleyhisselam dedi ki سَتَجِدُنِي اِنْشَاءَ اللّٰهُ سَابِرًا وَلَا اُعْصِي لَكَ اَمْرًا İnşaallah. Bakın Kehf suresinde öğrenmiştik değil mi? Bir şey yapmak istediğin zaman onu inşaallah yapacağım de dedi. Bak pratikte Allah peygamberde bize gösterdi. Eğer sabredemez de hakikaten bir şeyi yaparsa şimdiden peşinen inşaallah diyerek sorumluluğu o manada üstlenmemek için böyle buyuruyor. İnşaallah sen beni sabredenlerden bulacaksın. Senin emrine karşı gelmeyeceğim dedi. Musa aleyhisselam Hızır aleyhisselama verdiği cevap böyle oldu muhterem kardeşler. Kale dedi ki o kul, o salih kul Hızır aleyhisselam فَاِنِتَّبَعْتَنِي فَلَا تَسْأَلْنِي عَنْ شَيْءٍ حَتَّى اُحْدِثَ لَكَ مِنْهُ ذِكْرًا Eğer bana tabi olursan sana ben o konuda bilgi verinceye kadar sakın ha bir soru falan sorma bana dedi. Olaylar yaşanacak biraz sonra tedbir veriyor. Sen bana sakın bir şey sorma. Niye böyle oldu? Nasıl oldu? Neden oldu? Bir şey deme. Anlaşma yapıyorlar. Aralarında bir hukuk sergileniyor. Bakın. Bir hukuk anlaşması yapılıyor. Bir yolculuğa çıkacaklar. Birisi bir şey öğrenmek için birisine tabi olacak. Bunlar önemli dersler hepsi bizim için. Aralarında anlaşma yapıyor. Bak diyor, sakın bana bir şey sorma. O da kabul ediyor. Bu şartlar altında sana tabi olacağım. Demek ki bu bir hukuktur. Bu hukuk ihlal edildiği anda arkadaşlık, yolculuk biter orada. Anlaşmışsın çünkü baştan. Her yapılan anlaşmanın Allah katında sorumluluğu vardır. Onun için bunun altını çizerek Musa aleyhisselama hatırlatıyor Hızır aleyhisselam. Ve 71. ayet-i kerime. Fentalaka. Bunun üzerine yola çıktılar, yürüdüler. Şimdi buradan anlıyoruz ki Arapçayı biraz duyduysanız, bildiyseniz fentalaka dediğine göre tesniye iki kişi. Yuşa bin Nun geri döndü artık. Fentalaku demedi çünkü. Hepsi beraber değil. Üçten itibaren üç olur. Cemi olur. İkisi yola çıktılar. Kim? Musa aleyhisselam ve Hazreti Selam. Hazreti Musa'nın yanındaki genç geri döndü. Çünkü istedikleri yere varmışlardı artık. Onun görevi oraya kadardı. İkisi birlikte yola çıkıp yürüdüler. Hatta اِذَا رَكِبَ فِي السَّف۪ينَةِ خَرَقَهَا Nihayet bir gemiye bindikleri zaman o gemiyi deldi Hızır aleyhisselam. O hadiste yine hep dönüyorum oraya. Şöyle açıklanır. Sahilde yürürken denize açılmaları için bir gemiye binmeleri gerekti. Ücretsiz olarak insanlar onları o gemiye aldılar. Gemiye bindiler, yolculuğa çıktılar. Gemide sakin bir köşede Hızır aleyhisselam gemideki yerdeki bir tahtayı söküverdi. Kırdı. Ve gemiyi deldi. Kale Musa aleyhisselam refleks olarak dedi ki hemen اَخَرَقْتَهَا لِتُغْرِقَ اَهْلَهَا لَقَدْ جِئْتَ شَيْءٍ اِمْرًا
sen bu geminin içindeki insanları boğmak için mi bunu deliyorsun dedi. Hakikaten çok kötü bir iş yaptın sen dedi. Ne dedik muhterem kardeşler? Hazreti Musa aleyhisselam tepki gösterdi. Çünkü onun ilmine göre, bilgisine, şeriatına göre, fıkha göre yanındaki zat kötü bir iş yapmıştı. Sana iyilik yapsın adamlar, gemi alsın, sen de gemiyi del parçala. Sen nasıl yaparsın bunu dedi Musa aleyhisselam. Sabır ey Musa. Peygamber aleyhisselam çok güzel bir şey diyecek. Onunla alakalı biraz sonra geleceğiz inşallah. Sen nasıl böyle bir şey yaparsın dedi. Musa aleyhisselam onun bu hareketine böyle karşılık verdi. Dedi ki قَالَ أَلَمْ أَقُلْ اِنَّكَ لَنْ تَسْتَتِيعَ مَعَيَ سَبْرًا. Ben demedim mi sen benimle beraberliğe sabredemezsin? Direkt bana da öyle söyledi. Anlaşma yapmadık mı biz seninle? Sen benimle beraber olmaya sabredemezsin dediğimde sen demedin mi? Ses çıkarmayacağım, sabredeceğim. Bu hukuk üzere yola çıkmadık mı? قَالَ Hazreti Musa dedi ki لَا تُؤَاخِذْنِي بِمَا نَسِيتُ وَلَا تُرْهِقْنِي مِنْ اَمْرِي عُسْرًا. Unuttuğum şeyden dolayı beni muahaze etme. İşimde bana bir güçlük çıkarma dedi. Musa aleyhisselam bir nevi özür diledi. Bir daha olmaz şeklinde. Sabredemedim, bir daha olmaz dedi ve onun bu özrünü kabul eden Hızır aleyhisselam onunla birlikte yolculuklarına devam ettiler. Bu bir yaşanan birinci olay. Devam ediyor 74. ayet. Fentalaka, yolculuklarına devam ettiler. Yine yürüdüler anlamına gelir. Hatta iza laqiya gulamen faqatalahu. Nihayet bir erkek çocuğuna gulam, sabi, temiz, daha buluğ çağına erişmemiş erkek çocuğuna denilir. Ona rastladıklarında Hızır onu öldürdü. Aynen ayet böyle muhterem kardeşler. Fekatele. Öldürdü onu. Kale. Daha biraz evvel antlaşmayı tazelemiş olan Musa aleyhisselam duramaz ki yerinde. Dedi ki E katelte nefsen zekiyeten bi gayr nefsin lekad ci'te şeyen nukra. Sen bir can karşılığı olmaksızın. Ne demek bu? Hani başkasını öldürseydi kısas falan değil. Böyle bir şey olmadan bir tertemiz canı katlettin ha dedi. Sen hakikaten çok kötü bir iş yaptın. Fena bir iş yaptın dedi. Derhal müdahale etti Musa aleyhisselam muhterem kardeşler. Burada cumhurun görüşüne göre müfessirlerin burada öldürülen çocuk buluğ çağına ermemiş bir çocuk. Hızır aleyhisselam tarafından öldürülen çocuk bu çocuk. Bazıları çok azları genç, delikanlı, yetişmiş 20 yaşlarında bir genç olduğunu söyleseler de öyle değil. Çünkü çoğunluk öyle demiyor. Nasıl öldürdü? Allahu alem. Kur'an bu noktada açıklık getirmiyor. Hazreti Musa tabii ki tepki gösterdi. O da dedi ki قَالَ أَلَمْ أَقُلْ لَكَ اِنَّكَ لَنْ تَسْتَتِيعَ مَعِيَ سَبْرًا. Yani yaptığı iş açık, çocuğu öldürmüş. Hazreti Musa'nın sorusu açık. Onun verdiği cevap ise hep aynı. Ben sana demedim mi sen benimle beraber olmaya sabredemezsin? Sabır dersini kafanızın arkasında canlandırın muhterem kardeşler. Görünen olayların bir zahiri yönüyle değerlendiren Musa aleyhisselam, şeriat ve fıkha göre davranan, bir de arkasında hep hikmeti olduğunu unutmayan diyen kıssayı o şekilde dinleyin muhterem kardeşler. Kale. Musa aleyhisselam dedi ki اِنْ سَأَلْتُكَ عَنْ شَيْءٍ بَعْدَهَا فَلَا تُسَاحِبْنِي. Eğer dedi cidden bundan sonra bir daha sana bir şey sorarsam artık arkadaşlık etme bana. Arkadaşlığımız o da bitsin dedi. Yani son bir fırsat, şans daha tanı bana dedi. قَدْ بَلَغْتَ مِنْ لَدُنِّي عُذْرًا. Benim tarafından artık ileri sürecek bir mazeretim yok dedi Musa aleyhisselam. 76. ayet-i kerimede muhterem kardeşler. Devam ediyor kıssa. Bu şekilde fentalaka, devam yürüdüler. Yolculuklarına devam ettiler. Hatta izâ eteyâ ehle qaryetin qaryetin istet'ama ehleha feebev en yudayyifuhuma fevecedâ fîhâ cidâren yurîdu en yenqadde feekâmeh. Bir köy halkına, kasabaya varıp onlardan yiyecek istediler. Yorgun düşmüşler. Bir köy halkının yanına vardılar. Onlardan yiyecek bir şeyler istediler. Ancak köy halkı onlara misafir etmedi. Vermediler yiyecek bir şey. Kaçındılar. Derken onlar misafir etmediği halde orada yıkılmak üzere bulunan bir duvarla karşılaştılar. Ve
Hızır aleyhisselam onu derhal doğrulttu, tamir etti, düzeltti. Fe ekame. Kâle lev şi'te lettehadete aleyhi ecra. Yine Musa aleyhisselam bir şey dedi ve buyurdu ki sen dedi dileseydin bu iş için bari onlardan ücret alabilirdin dedi. Yani niye? Çünkü onlardan biz yiyecek içecek bir şey istedik vermediler. Sen ise kalktın onların duvarını ücretsiz tamir ettin. Aslında şunu da demek istiyor. Biraz evvel suçsuz bir canı öldürdün. Sana iyilik yapmış olanların gemisini batırdın. Sana iyilik yapmayan kötülük yapanın da iyilik yaptın. Niye bunu yaptın? Ücret alabilirdin bari dedi. Musa aleyhisselam Hızır aleyhisselama muhterem kardeşler. 77. ayet-i kerimede böyle gerçekleşti, böyle oldu. Tabi olay böyle olunca bakın Hızır aleyhisselam buyurdu ki kâle hâzâ firâku beyni ve beynik. Firâku beyni ve beynik. Firâk, tefrika, hani ayrılık. İşte budur seninle benim aramın artık ayrılması. Bitti yani. Çünkü bir daha bir şey demeyecektin, yine dedin. Hukuku 3 kere ihlal ettin. Arkadaşlık burada bitmiştir dedi. Ve devam buyurdu ki seunebbi'uke bite'vili mâ lem testeti' aleyhi sabra. Şimdi sana o sabredemediğin şeylerin iç yüzünü, senin göremediğin hikmetleri haber vereceğim dedi. Şimdi iyi dinleyin muhterem kardeşler. Dersin arasında mola vereceğim bugün. Ona göre inşallah müsterih olabilirsiniz. Havalandırma için sureyi bitireceğiz inşallah bugün. Onun için konsantre olarak dinlemeye çalışın. İnanın ki sizden daha fazla ben zor durumdayım elhamdülillah şu anda. Çünkü konuşan daha fazla yoruluyor. Cübbe de giymedim onun için. Fakat elhamdülillah diyorum. Allah yolunda terleyebiliyorsak büyük bir nimet bizim için elhamdülillah. Biz genelde sporda ter akıtırız, işte ter akıtırız. Allah için ter akıtma fırsatı Allah bize verdiyse çok mutlu olalım. Canımız sakın sıkılmasın. Rahat olalım. Burada Allah rızası için varsak ve sıkıntı çekiyorsak, terliyorsak inanın ki çok mutlu. Ve vallahi bundan emin olabilirsiniz ki alnınızdan akan her damla ter, vücudunuzdan çıkan her damla ter, vallahi ihlasla buradaysanız terazinin sağ tarafına koyulacak ve ağırlık yapacaktır. Bu düşüncelerle rahat olun, dinleyin inşallah. Biliyorum hava sıkıcı, fakat geçen hafta ne demiştik? Meşakkati ağır olanların karşılığı da fazla olur Allah katında. Tabii ki kolay değil ama bakın Hazreti Musa'nın yaşadıkları daha da zor tabiri caizse. Biz ne ki burada oturup rahat bir ortamda ders dinliyoruz muhterem kardeşler. Sana sabredemediğin o 3 olayın iç yüzünü haber vereceğim dedi Hızır aleyhisselam. Ve buyurdu ki 79. ayet-i kerime. Emmessefînetu. Gemi vardı ya, gemi olayı. Fekânet limesâkîne ya'melûne fil bahri fe'erattu en a'îbehâ ve kâne verâehum melikun ye'ehudu kulle sefînetin gasbâ. O gemi vardı ya, denizde çalışan yoksul, garip, fakir kimselerindi, miskinlerindi. Onu ben kusurlu kılmak istedim, gemiye hasar verdim ki arkasından sağlam gemileri kaspeden bir kral vardı dedi. Onun için gemiye hasar verdim dedi Hızır aleyhisselam ve birinci yaşanan o garip olayın arkasını, arka planını, perdesini açıverdi. Ve arkasındaki hikmeti ona bildirdi muhterem kardeşler. Olayın bize anlattığı açık. Zalim bir kral kusursuz sağlam gemileri gasp ediyor ve Hızır aleyhisselam da bu gasptan gemiyi kurtarmak için en az zararla o temiz insanları kurtarıyor. Zahiren baktığında iyilik yapana kötülük gibi görünen olayın arkasında yatan hikmete bak. Allahu Ekber. İşte onun için yeryüzünde yaşanan olayları Allah bize burada 3 olayın arka perdesini açıp hikmetini açıklıyor ki iyi değerlendirin, dikkatli değerlendirin muhterem kardeşler. Ve devam ediyor. وَاَمَّا الْغُلَامُ Çocuğa gelince فَكَانَ اَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ فَخَش۪ينَا اَنْ يُرْهِقَهُمَا تُغْيَانًا وَكُفْرًا. O oğlan çocuğunun anne babası iki mümin, ehli iman olan kimseler. Bunun için o çocuğun onlara azgınlık ve nankörlük vermesinden, nankörlüğe boğmasından korktuk. فَاَرَدْنَا اَنْ يُبْدِلَهُمَا
Rabbuhuma hayran minhu zekaten ve akraba ruhma. Böylece biz istedik ki Rableri onun yerine kendilerine ondan daha temiz ve daha merhametlisini versin, dedi Hızır Aleyhisselam ve çocuk olayını bu şekilde tarif etti muhterem kardeşler. Dedi ki yani o büyüyünce iman etmeyecekti, zalim olacaktı, kötü birisi olacaktı ve anne babasının imanına zarar verecekti. Onlara zulmedecekti, nankörlüğe meylettirecekti. Onun için şer gibi görünen bu olayın arkasında büyük bir hayır vardır. Biz onun bundan dolayı küçük yaştayken canını aldık ki bu birinci hayırdır. Büyüseydi zalim olacak olan o çocuk tertemizken öldürüldü ve temiz öldü gitti. Ve tertemiz mümin olan anne babası da ileride onun şerrinden, küfründen korundu ve daha da güzeli neymiş 81. ayette Allah o mümin anne babaya ondan daha hayırlı bir evlat nasip etti. Bu akla yatmayan bir şeydir. Gönle yatar. Bu ilimle belki anlaşılmayan bir şeydir. Onun için zaten Hızır Aleyhisselam'a Allah katından bir bilgi verilmişti. Ve bu olay muhterem kardeşler ona özel bir müsaadeydi tabii ki. Yoksa bir şeriatla açıklanacak, yapılacak bir şey değildi. Hiç kimse kalkıp diyemez ki bence bu ileride böyle olacak, şunu öldüreyim. Bu yasak, bu olmaz. Çünkü böyle bir şey içtihad ile yapılacak bir olay değil muhterem kardeşler. Ama Allah'ın ona vermiş olduğu bilgi sonucunda öyle takdir etmişti Allah Celle Celaluhu. Ne demek? Allah'ın kader ve kazasına rıza göstermek lazım. Allah'a güvenmek lazım muhterem kardeşler. Eğer Allah bu veya buna benzer bir şekilde imtihan ettiyse demek ki daha hayırlı bir kapı açmış demektir diyor kıssa. Hikmetini anlamak gerekiyor. İyi dinleyip anlamak gerekiyor kıssayı. Sonunu da açıklasın bakalım 82. ayet-i kerimede. Estaizu billah. Ve emmel cidaru, duvar olayına gelince, duvara gelince, فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَت۪يمَيْنِ فِي الْمَد۪ينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا. Şehirde iki yetim çocuğundu bu duvar. Ve altında onlara ait bir hazine vardı. Duvar yıkılsaydı bu yetim çocukların elinden bu hazineyi alacaklardı. Onun için ben o duvarı tekrar ikame ettim, düzelttim, tamir ettim ki onlar büyüyünceye kadar kimse o hazineye el süremesin. Bakın ayetin şurası çok muazzam muhterem kardeşler. وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا. Ne zaman okusam sarsıyor insanı burası. Ve o iki yetimin babası salih bir mümindi. Allahu Ekber. Bu çok önemli bir şey. Ne demek bu muhterem kardeşler? Tam burada bize verdiği mesaj çok önemli. Sen eğer hayatını Allah yoluna adarsan senin çoluğunun çocuğunun büyümesini, yemesini, içmesini Allah garanti altına alır. Ama sen eğer hayatını Allah yoluna değil de saçma sapan yollara atarsan hem kendini kaybedersin hem de çoluğunu çocuğunu kaybedersin. İşte onun için İslam tarihinde en büyük fetihlere, zaferlere imza atmış kişiler hep yetimdir. Bakın tarihe. Hiçbir tarihi karıştırmasak bile Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam yetim değil mi? Allah eğer salih olursa bir baba, bir anne, onlar ölse dahi yavrularının salih olmasını, tertemiz olmasını üstlenmiş. Bakın şu hikmete bakar mısınız? Duvarın yıkılmasına dahi müsaade etmiyor Allah. Gönderiyor oradan bir salih kul, tamir ediyor ki altındaki hazine heder olmasın, başkaları kullanabilmesin. Ne kıssadaki ibretler dolu değil mi? Hiç tefsire ihtiyaç yok muhterem kardeşler. İşte şeytan hep bu noktada bizi aldatıyor ya. Bir sefere çıkılacaksa, hele bir de bir cihat ortamıyla karşı karşıya kalındıysa, hani Abdullah İbni Ravaha der ya, tam Mute Savaşı'na giderken şeytan çelme takmaya çalışmıştı. Sen öleceksin,
karınla başkası evlenecek, karına başkası sahip olacak, malına başkası sahip olacak, çoluğuna çocukla başkaları sahip olacak. Abdullah İbni Revaha hepsini yendi bunların ve şehit oldu. O şehit oldu, o şehit olunca Allah geride kalanları. Eğer yani düşünebiliyor musunuz? Allah, muhterem kardeşler, Allah Celle Celaluhu kendisi için yapılan bir ameli zayi eder mi hiç? Biz insanlar olarak eğer güvenir adil birisiysek, bize birisi iyilik yapsa hayat boyu unutmayız, ona iyilik yaparız. Vefakar olursak öyle yaparız değil mi? Biz böyle yaparken Allah canını kendisine vermiş bir adamı hiç başıboş bırakır mı çoluğunu çocuğunu? Bu çok önemli. Bu kıssa içinde belki en önemli derslerden bir tanesi. فَاَرَادَ رَبُّكَ اَنْ يَبْلُغَا اَشُدَّهُمَا وَيَسْتَخْرِجَا كَنْزَهُمَا رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ İşte Rabbin istedi ki onlar, çocuklar büyüsün, güçlü bir çağına erişsinler ve kendi hazinelerini Rablerinden bir rahmet olarak kendileri çıkarsınlar. Şimdi iyi dinleyin. وَمَا فَعَلْتُهُ عَنْ اَمْرِي Ben bütün bu yaptıklarımı kendiliğimden yapmadım ey Musa. ذَلِكَ تَأْو۪يلُ مَا لَمْ تَسْتِعَ عَلَيْهِ السَّبْرَى İşte senin hakkında sabredemediğin işlerin iç yüzü bunlardır ey Musa dedi. Ben kendiliğimden bunları yapmadım ki bunları bana yapmamı emreden, ilham eden Allah idi. Ben onun için yaptım. Sen tabii ki bir peygamber olarak gördüğün olaylara derhal müdahale ettin. Doğru yaptın Musa aleyhisselam. Şimdi bir düşünün. Emr bil maruf nehyanil münker görevi olan Musa aleyhisselam müdahale etmeseydi, çocuğu öldürdüğünde, gemiyi batırdığında, gemiye zarar verdiğinde, o zaman derdik ki nasıl münkere müsaade verir? O görevini yaptı fakat Allah hikmetle edip eyleyendi. Onun için muhterem kardeşler, Allah'ın emriyle yaptım dedi. Bunlar içtihadi konular değil, dünyadaki olayları Allah rızası için bu şekilde. Araba kazası olur, iki kişi ölür, iki kişi burnu kanamadan çıkar aynı arabadan. Uçak kazası olur, birisine hiçbir şey olmadan yüzlerce insanın öldüğü yerden sapasağlam çıkar. Bir yere gidersen adam zenginken fakir olur, birisine bakarsın fakirken zengin olur. Hiç mana veremezsin. Gezersin dünyayı bakarsın kafirler zengin, refah içerisinde, müminler fakir, zayıflık içerisinde. Anlam veremezsin. Fakat bil ki vallahi Allah hikmetle edip eyleyendir. Bütün gördüğün olayların arkasında bir hikmet vardır. Senin benim anlayamadığım arka planda bir olay ceryan ediyor şu anda. Her olayın arkasında. Sen yeter ki sabret. Allah'a güven, kaza ve kadere rıza göster, iman et, sonunu bekle. Allah iyi amelleri zayi etmeyecektir. Diyor kıssanın bu bölümünde bize verilen mesaj muhterem kardeşler. Ben de inşallah bu noktada 3 dakikalık belki 4 dakikalık bir mola verelim derim inşallah. Ondan sonra dersimize Zulkarneyn kıssasıyla devam edelim, havalandıralım inşallah. Estaizu billah, bismillahirrahmanirrahim. 83. ayeti kerimeye varmış durumdayız muhterem kardeşler. Ve surenin son kıssası. 4. kıssa Zulkarneyn kıssasıyla sure devam edecek. Biliyorsunuz dersin başında, surenin başında söylemiştik. Yahudilerden aldıkları talimat üzere müşrikler Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a sordukları sorulardan bir tanesi Zulkarneyn hakkındaydı değil mi? Hani Zulkarneyn hakkında, Ashab-ı Kehf hakkında ve ruh hakkında soru sormuşlardı. Onun için burada şimdi bu sorulan soruya verilen son cevap geliyor. Ayette soru üzerine geldiğini anlıyoruz inşallah. Şöyle buyuruyor Rabbimiz 83'te Estağfirullah. وَيَسْأَلُونَكَ عَنْدِ الْقَرْنَيْنِ Ey Resulüm, sana Zulkarneyn hakkında soru soruyorlar. Soranlar kim dediğimiz gibi Yahudiler teşvikiyle Mekkeli müşrikler. قُلْ سَأَتْلُوا عَلَيْكُمْ مِنْهُ ذِكْرًا Size ondan bir hatıra okuyacağım de onlara. Diyor Allah Celle Celaluhu peygamberimize sallallahu aleyhi ve sellem böyle bir talimat veriyor. Yani öyle bir hatıra okuyacağım ki bir daha akıllarınızdan çıkmayacak. Dillere destan olacak kıyamete kadar. Bak biz 2010 senesinde okuyacağız ve hala Allahu Ekber diyeceğiz Zulkarneyn'in kıssasını dinlerken. Size bir hatıra okuyacağım dedi mi Allah Celle Celaluhu, demek ki önemli bir olaydan bahsedecek muhterem kardeşler. Zulkarneyn kimdir? Birçok şeyler söylenmiş onun hakkında.
Şöyle özetlenmesi gerekirse karneyn, zul karneyn, iki karn pekini anlama geliyor. Tacının üstünde bir yiğitlik simgesi olarak iki boynuz vardı. Bundan dolayı iki boynuz sahibi zul karneyn dendi diyenler var olduğu gibi, doğuya ve batıya hükümdar olduğundan dolayı iki coğrafya anlamına geldiği gibi aynı zamanda iki çağ anlamına da gelen Zulkarneyn ismini almıştır muhterem kardeşler. Kimliği hakkında çok şeyler söylenmiş. Çok şeyler söylenmiş. Büyük İskender'den tut bazılarına kadar, fakat bunların hiçbirisi de doğru bir delil getirememiş. Onun için müfessirler bu noktada bunların tutarlı olmadığını açıklamışlar. Kesin bir şey söylemenin mümkün olmadığını söylemişler. Çünkü Allah onun kimliğini açıklamamış. Hazreti Ali radıyallahu anh güzel bir şey der. O der, öyle bir salih kuldu ki o Allah'ı sevmiş, Allah da onu sevmişti. Adil bir hükümdardı. Büyük bir fatihti. Zaten biraz sonra gelecek ayette onun kim olduğu değil de vasıflarını öğreneceğiz. Bakın Zulkarneyn'in muhterem kardeşler. 84. İnna mekkennâ lehu fil ardı ve âteynâhu min kulli şeyin sebebe. Gerçekten biz onu yeryüzünde iktidar ve kudret sahibi kıldık. Ve her şey için bir sebep, bir vasıta, bir yol verdik ona buyuruyor Rabbimiz 84. ayet-i kerimede muhterem kardeşler. Büyük bir yöneticiydi, büyük bir komutandı, büyük bir kudret sahibi hükümdardı muhterem kardeşler. Ona biz vesileler, sebepler vermiştik. Ne demiş müfessirler buna? Yani maksadına ermek için ilim, kudret, irfan, aletler, vasıtalar ne lazımsa ona onun yolunu vermiştik buyuruyor. Ve yani neye yapışırsa ona muvaffak olurdu. Başarılı olurdu. O kadar donanımlı, Allah tarafından nimete mazhar olmuş birisi. Ve Allah'ın kendisine verdiği bu kadar nimet sonrasında yeryüzündeki otorite hale gelmişti. Şimdi göreceksiniz ki otoritesi hakikaten büyük bir bölgeyi kuşatmıştı. 85. ayet-i kerime. فَاَتْبَعَ سَبَبَا. O da bu sebeplere sarılıp bir yol bulup asıldı gitti. فَاَتْبَعَ سَبَبَا. Bir yol arayıp yol tutup gitti. Allah'ın kendisine verdiği o imkanlarla, o ilimle, kudretle yol alıp gitti. Hatta اِذَا بَلَغَ مَغْرِبَ الشَّمْسِ وَجَدَهَا تَغْرُبُ فِي عَيْنٍ حَمِئَةٍ وَوَجَدَ عِنْدَهَا قَوْمًا. 86. ayet-i kerime. Nihayet güneşin battığı yere varınca onu kara bir balçıkta batar buldu. Ve onun yanında bir kavme rastladı. قُلْنَا يَا ذَا الْقَرْنَيْنِ اِمَّا اَنْ تُعَذِّبَ وَاِمَّا اَنْ تَتَّخِذَ ف۪يهِمْ حُسْنًا. Biz ona vahyettik ve buyurduk ki, buyuruyor Allah Celle Celaluhu Zulkarneyn'e vahyettik. Ey Zulkarneyn, dilersen onlara azap edersin, dilersen onları serbest bırakırsın, haklarında iyilik etme yolunu seçersin dedik buyuruyor Allah Celle Celaluhu 86. ayet-i kerimede. Güneşin battığı yere varınca kara bir balçıkta batar buldu ifadesi ilginç. Lakin aslında anlamı kolay anlaşılır bir anlama geliyor. Çünkü yani bu güneşin bir şeye battığı anlamını değil de Zulkarneyn'in güneşin batmasını nasıl seyrettiğini tarif ediyor bize. Nasıl mesela? Şimdi bir deniz kenarında olsanız muhterem kardeşler, deniz kenarında güneşin batmasını seyretseniz nasıl görünüyor? Denizin içine batıyormuş gibi görünüyor güneş. Bu da aynen öyle bir şey. Yani güneşin Zulkarneyn tarafından batışının nasıl görüntülendiğini Allah bize haber veriyor. Onun gözünden bize bildiriyor. Yani ta batı tarafına doğru gitmiş, güneşin battığı yere doğru gitmiş, affedersiniz, ve orada bir kavimle karşı karşıya. Kavim Allah-u Alem inanmayan bir kavim. Niye? Çünkü Allah buyuruyor ki ey Zulkarneyn, ona verilen otoriteye bak. Dilersen onları helak et, dilersen serbest bırak. Senin bileceğin bir şey. Nasıl muamele edersin? Ama imtihan orada devam ediyor muhterem kardeşler. Bakın ne diyor Zulkarneyn. 87. Kale emma men zalama fesawfa nu'azzibuhu thumma yuraddu ila rabbihi feyu'azzibuhu azaban nukra.
Haksızlık edeni cezalandıracağız. Sonra o Rabbine gönderilecek. Allah da ona korkunç bir azap uygulayacak. وَأَمَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُ جَزَاءً الْحُسْنَى وَسَنَقُولُ لَهُ مِنْ أَمْرِنَا يُسْرًا. Fakat iman edip iyi davranan kimseye gelince onun için en güzel bir karşılık vardır ve buyruğumuzdan ona kolay olanını söyleyeceğiz diyor Zulkarneyn. Yani Allah'ın kendisine verdiği bu iktidarın, bu otoritenin, bu gücün bir imtihan olduğunu biliyor ve onlara zulmetmiyor. Allahu alem nasıl o zamanın şeriatına göre tebliğ ve ona göre fıkıh. Fakat bakın zalim olanları helak ederiz buyuruyor Zulkarneyn. Ve Allah'ın cezasına maruz kalır. Fakat iman ederlerse, teslim olurlarsa, iyi davranırlarsa iyilikle muamele bulurlar diyor Zulkarneyn. Zorbalık yok, zulüm yok. O kadar iktidar sahibi ve güç sahibi fakat söylediği bu muhterem kardeşler. ثُمَّ اَتْبَعَ سَبَبَا. Oradan ayrıldı, bir yol tuttu o vasıtalarla ve yol tuttu gitti. حَتَّى اِذَا بَلَغَ مَطْلِعَ الشَّمْسِ وَجَدَهَا تَتْلُعُ عَلَى قَوْمٍ لَمْ نَجْعَلْ لَهُمْ مِنْ دُونِهَا سِتْرًا. Nihayet güneşin doğduğu yere ulaşınca onu öyle bir kavim üzerine doğar buldu ki onlar için güneşe karşı bir örtü yapmamıştık buyuruyor Allah Celle Celaluhu 90. ayet-i kerimede. Yani kendisine verilen imkanlarla yoluna devam eden Zulkarneyn bu sefer de doğuya doğru gitti muhterem kardeşler ve orada bambaşka bir kavimle karşı karşıya kaldı. Allahu alem ayetten anladığımız evleri yok. Evlerde yaşamıyor bu kavim. Çünkü güneş üzerlerine karşı doğarken güneşe karşı bir korunakları yoktu. Artık nelerde yaşar bunlar? Orman içinde mi? Mağara içerisinde mi? Yer altına kazdıkları delikler içerisinde mi? Allahu alem bilemiyoruz. Fakat biraz medeni değil de daha değişik bir ortamda yaşayan bir kavimle karşı karşıya kalıyor Zulkarneyn bu gittiği tarafta. Kezalik ve kad ahatna bima ledeyhi khubra. İşte böylece onunla ilgili her şeyden biz haberdar idik buyuruyor Allah Celle Celaluhu 91. ayet-i kerimede. Yani bu ne demek? Ey Kur'an'ın muhatabı, bu ayeti dinleyen, bu kadar iktidar verilen Zulkarneyn'i başıboş bırakıldı sakın ha zannetme. Allah onu da kuşatmıştı ve onun her yaptığından haberdar idi Allah. İmtihan ediyordu onu. İktidar vererek imtihan ediyordu. Bazılarını çünkü Allah Celle Celaluhu Hazreti Süleyman'ı, Hazreti Davud'u, Zulkarneyn'i böyle çok muazzam güç vererek imtihan ediyordu. Acaba bu güçte ne yapacak? Bugün müminler, Müslümanlar iktidar sahibi, güç sahibi olduklarında örnek alabilecek birilerini bulması lazım. Hani hep zayıf, hep güçsüz değil müminlerin örnek alacakları. Hazreti Davud var, Hazreti Süleyman var, Zulkarneyn var. Medine İslam Devleti'ni kurduktan sonra Arap Yarımadası'na hükmeden Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın bu örnekliği de var. Ki müminler iktidar sahibi, güç sahibi olduklarında, orduları güçlü olduğunda neler yapması gerektiğini de bilsinler. Zulüm etmesinler sakın. Ve bilsinler ki Allah ondan önce çok daha fazla güç verdiği kimseler bak nasıl davranmışlar. ثُمَّ اَتْبَعَ سَبَبًا. Yine bir yol tuttu gitti Zulkarneyn. Batıya gitti, doğuya gitti. Ondan sonra bir yol tutup gitti. Tefsirlerin bize verdiği doğu ile batı arasında güneyden kuzeye doğru ayrılarak bu sefer Allahu alem kuzeye doğru bir yol tutup gitti. Biraz Asya tarafına, Kafkasya bölgesine Allahu alem. Tefsirler bazı malumatlar vermiş fakat Allahu alem diyoruz çünkü bilemeyiz ne derece doğrudur. Hatta iza belaga beyne seddeyni vecede min dunihima kavmen la yekadun yefkahun kavla. 93. ayet. İki dağ arasına ulaştığında onların önünde hemen hiçbir sözü anlamayan bir kavim buldu. Bambaşka bir toplumla karşı karşıya kaldı. Söz anlamayan, ne kendilerini ifade edebilen doğru dürüst ne de kendilerini anlatılanı anlamayan vahşi bir kavim Allahu alem. Yani okuma yazması olmayan, ne konuşabilen ne anlayabilen, fazla bunları yapamayan bir kavimle karşı karşıya kaldı. Bu iki dağın arasında bir vadide yaşayan bir toplulukla karşı karşıya kaldı. Kalu,
Bunlar kendi hallerini yine de Zülkarneyn'e şu şekilde ifade edip dediler ki: Ya Zülkarneyn, ey Zülkarneyn, tanınmış bir hükümdar, bilinen bir otorite. İnne Ye'cuce ve Me'cuce mufsidun fil ardı, fehel nec'alu leke harcan ala en tec'ale beynena ve beynehum sedda. Ey Zülkarneyn, bu memlekette, bu topraklarda Ye'cuc ve Me'cuc bozgunculuk yapmaktadırlar. Sana bir ücret verelim mi? Bizimle onlar arasında bir set yapasın. Bizimle onlar arasında bir set, bir baraj, bir engel yapman için sana bir ücret verelim mi ey Zülkarneyn? Dediler ve Zülkarneyn'den yardım talebinde bulundular. Muhterem kardeşler, 94. ayet-i kerimede. Ye'cuc ve Me'cuc diyor ayet-i kerimede muhterem kardeşler. Önce 95'i okuyalım, ondan sonra tefsiri malumatına gelelim. Onların ücret teklifine karşı Zülkarneyn ne dedi acaba? Buyurdu ki: "Kâle mâ mekkennî fîhi rabbî hayrun fe'înûnî bi kuvvetin ec'al beynekum ve beynehum radmâ." Rabbimin beni içinde bulundurduğu nimet ve kudret sizin vereceğiniz ücretten çok daha hayırlıdır dedi. Siz bana adam gücünüzde, kuvvetinizde destek verin, sizinle onlar arasına aşılmaz bir engel yapayım dedi. Parayı marayı geçin. Bana Rabbim ücret vermiştir. Siz madem benden yardım istediniz, madem yeryüzünde bozgunculuk yapan Ye'cuc ve Me'cuc isminde bir kavimler var, ben de sizinle onlar arasına bir engel yapayım, sizi kurtarayım onlardan, fakat yardım edin bana. İş yapacaksınız dedi. Ye'cuc ve Me'cuc dedik. Ayet-i kerime dedi. Kim bunlar? Allahu alem dememiz gerekiyor bir defa. Bunların kim olduğu hakkında özellikle muhterem kardeşler, ehli kitabın verdiği malumatlara dayanarak çok yanlış yorumlar yapılmış. İsrailiyata acayip gidilmiş. İşte bunlar Türklerdir diyenlere varana kadar, hatta hadis delil getirip bu yanlış yorumlarını desteklemeye çalışanlara kadar. Bu değil tabii ki. Çünkü dediğim gibi müfessirlerin, alimlerin bize açtığı burada birçoğu İsrailiyata, ehli kitabın verdiği bilgilere dayanmakta. Müfessirlerin bize verdiği malumat Ye'cuc ve Me'cuc ile alakalı şudur muhterem kardeşler. Bunlar kesinlikle yıkıcı, tahrip eden, zulmeden, yeryüzünde bozgunculuk yapan, fesat çıkaran, nesil, din, akıl, mal, can emniyetini sıkıntı altına sokan, onları tahrip etmeye çalışan güçlerdir. Ye'cuc ve Me'cuc bunlardır. Bu vaktiyle yaşamış bir veya iki kavmin özel ismi olabileceği gibi veyahut da olduğu gibi, alimlerin verdiği anlam, din ve millet tanımayan bu topluluklar zuhur edince, yeryüzünde yayıldığında kıyamet alametleri zuhur etmiş demektir. Kıyamet zamanı yaklaşmış demektir muhterem kardeşler. Neymiş bunların ortak özelliği? Bunların ortak özelliği yeryüzünde bozgunculuk yapmaları, insanlara zulmetmeleri, bu dediğimiz beş emniyeti, maslahatı sıkıntı altına sokup onları tahrip etmeye çalışmaları. Şimdi yeryüzünde Ye'cuc ve Me'cuc görevini yapan nice güçlerin olduğunu anlayabiliyor musunuz? İşte Zülkarneyn o gün kendilerine zulmeden o Ye'cuc ve Me'cuc'a karşı bir set kuracak, biraz sonra göreceğiz. Bizlere buradan ne görev çıkacak? Bakalım. Önce 96. ayette devam edelim inşallah. Estaizu billah. Atuni zuburel hadid. Bana demir kütleleri getirin. Baraj yapacak Zülkarneyn. Allahu Ekber. Sadece bir fatih, hükümdar, otorite değil, aynı zamanda şu mühendisliğe bakın. Şu plana bakın, mimariye bakın. Bana demir kütleler getirin. Hatta ize sâvâ beyne's-sadefeyni qâlen fuhû. Nihayet dağın iki yarı arasına aynı seviyeye getirince, yani vadiyi gelen demir kütlelerle doldurunca, üfleyin, körükleyin dedi. Hatta ize ce'alehû nâren qâle âtûnî ufrig aleyhi qitra. Artık onu kor haline sokunca, kızıştırınca, ateşte yakıp kor haline getirince o demir kütleleri,
Bir de getirin bana dedi eritilmiş bir miktar bakır dökeyim üstüne dedi. Bu hakikaten muhterem kardeşler muhteşem bir işlemden bahsediyor ayet-i kerime. Yani bugün ağır sanayinin altından zor kalkacağı bir şeyden bahsediyor ayet-i kerime. Farkında mısınız ne anlatıyor? İki dağın arasını bir demir ateşle akkor haline geldikten sonra demir kütleler üzerine bir de erimiş bakır eritilerek akıtılan bir barajdan bahsediyor ayet-i kerime. Zülkarneyn işte bu ağır sanayinin altından zor kalkacağını Allah'ın lütfuyla, yardımıyla ona verdiği güç ile o gün başarmıştı. Ve yapıyordu bunu. Fakat bakın bunu yaparken dahi muhterem kardeşler ne diyor? Femesta'u en yezharuhu ve mestata'u lehu nakba. Bu sebeple onu ne aşmaya muktedir oldular ne de onu delebildiler. Yani öyle bir baraj yaptı ki, öyle bir set çekti ki Ye'cuc ve Me'cuc, zorba güçler, zalimler, diktalar oradaki mazlumlara ulaşamayacak bir engel set yaptı ve dedi ki: "Kale hada rahmetun min Rabbi." Şu bilince bakın. Bu güç karşısında, bu verilen nimetler karşısında şükre bakın. "Hada rahmetun min Rabbi." Bu bana Rabbimin verdiği bir rahmettir. Ve bakın imana. فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّي جَعَلَهُ دَكَّاءَ. Rabbimin vaadi gelince onu yerle bir eder dedi. Zalimlerin bunu aşmaya delmeye gücü yetmez ama Allah'ın vaadi geldiğinde bunu paramparça eder dedi. وَكَانَ وَعْدُ رَبِّي حَقَّا. Rabbimin vaadi ise haktır. Mutlaka gelecektir dedi Zülkarneyn muhterem kardeşler. Yani zımmen dedi ki İktidar ve güç ne kadar büyük olursa olsun bir gün mutlaka yok olacaktır. Ve Allah'ın gücü mutlaka onun üstündedir. Ey iktidar ve güç sahipleri, Zülkarneyn kıssasını tekrar gözden geçirin. Allah'ın ona verdiği nimetleri ve o nimetler karşısındaki şükre bakın, tavra bakın. Ve bu kıssanın, Mekke'de inen bu kıssanın verdiği mesajı bir düşünelim muhterem kardeşler. Unutmayalım bu ayetler Mekke'de geliyor. Kime geliyor? Mekke'nin son döneminde hiçbir gücü olmayan, canlarını kurtarmak için hicret eden Peygamber Aleyhisselam ve ashabına geliyor o dönemde. Verdiği mesaj ne? Ey Muhammed Aleyhisselam, kurduğun İslam medeniyeti vallahi doğuya ve batıya, kuzeye ve güneye de hakim olacaktır. Sen bunun ilki değilsin. Zülkarneyn de bir zamanlar buralara hakimdi. Ve Allah öyle güçlü kullarını getirmişti. Şu Mekkeli müşrikler kendilerini ne zannediyor acaba? Allah'ın gücünün karşısında bir şeyler yapabileceklerini mi zannediyorlar acaba? Diye zımmen bir mesaj veriyor muhterem kardeşler. Ve Zülkarneyn kıssasının bize verdiği en önemli mesaj, tekrar altını çizmek gerekirse, adil bir iktidar, adil bir hükümet, adil bir yönetim, Adil bir hükümdar nasıl olur? İşte Zülkarneyn'i oku ve ibret al. Ey Allah'ın kendisine güç verdiği, mal verdiği, otorite verdiği insan ve yönetimler. وَتَرَكْنَا بَعْدَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ ف۪ي بَعْدٍ وَنُفِخَ ف۪ي السُّورِ فَجَمَعْنَاهُمْ جَمْعًا. Kıyamet gününde bakarsınız ki biz onları birbirine çarparak çalkalanır bir halde bırakmışızdır. Sura da üfrülmüş. Böylece onları bütünüyle bir araya getirmişizdir buyuruyor Allah Celle Celaluhu. Yani onları birbirine çarparak çalkalanır bir halde bırakmışız insanları. Yeryüzünde o kıyamet sahnesinde olan insanları havalara savurup birbirlerine çarpan veya Ye'cuc ve Me'cuc zalim ve zorbalarla geriye kalan insanlar. Allahu alem müfessirler değişik açıklamalar yapmış. Ve sura üfürüldüğünde diyor muhterem kardeşler. O surla alakalı bakın Efendimiz Aleyhisselam buyuruyor ki ben nasıl rahat hissedebilirim kendimi? Sur sahibi yani İsrafil Aleyhisselam o büyük melek suru ağzına almış, alnını eğmiş, kulağını Allah'ın emrine vermiş, onu üflemek için üfle emrini vermiş. Ben nasıl rahat edebilirim diyor Peygamber Aleyhisselam. Yani bu kadar yakın diyor kıyamet zamanı. Ben nasıl rahat olabilirim? Ve bunu derken bundan 1500 küsür sene önce demiş. Biz kendimize nasıl rahat hissedebiliyoruz?
Bu sözünden etkilenen sahabe-i kiram, ya Resulallah ne yapalım, ne diyelim dediler. Ne yapalım, ne diyelim ya Resulallah? Dedi ki aleyhissalatü vesselam, hasbunallahi ve ni'mel vekil, tevekkelna alallahi rabbina deyin dedi. Allah bize yeter. O ne güzel bir vekildir. O ne güzel bir yardımcıdır. Rabbimiz Allah'a tevekkül ettik deyin dedi. Peygamber aleyhissalatü vesselam, muhterem kardeşler, bize zor zamanlarda ne yapılacağını işte bu hadisiyle öğretti. Onun için müminin başı sıkışınca ne der? Hasbunallahu ve ni'mel vekil der. Bakın buradan yine bir ibret verici hisse alıyoruz ayetin bu bölümünden. وَعَرَضْنَا جَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ لِلْكَافِر۪ينَ عَرْضًا اَلَّذ۪ينَ كَانَتْ اَعْيُنُهُمْ ف۪ي غِطَاءٍ عَنْ ذِكْر۪ي وَكَانُوا لَا يَسْتَتِعُونَ سَمْعًا. Gözleri beni görmeye kapalı bulunan, kulak vermeye tahammül edemez olan kafirleri o gün cehennemle yüz yüze getirmişizdir buyuruyor Rabbimiz 100 ve 101. ayet-i kerimede muhterem kardeşler. Yani kaçınılmaz bir hal oldu onlar için. Cehennemle karşı karşıya kalacaklar. Niye? Çünkü Allah'ın gönderdiği ayeti görmediler. Allah'ın gönderdiği mesaja kulak vermediler. Tahammül edemediler. Onun için cehennemle karşı karşıya kaldılar. اَفَحَسِبَ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا اَنْ يَتَّقِذُوا عِبَاد۪ي مِنْ دُون۪ي اَوْلِيَاءَ اِنَّا اَعْتَدْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِر۪ينَ نُزُلًا. Kafirler beni bırakıp da kullarımı dostlar edineceklerini mi sandılar? Biz cehennemi kafirler için bir konak olarak hazırladık buyuruyor Rabbimiz 102. ayet-i kerimeden muhterem kardeşler. Buradaki hemze inkar ve kınama ifade eder. Yani Allah'ı bırakıp da taptıkları, artık İsa aleyhisselam olsun, Uzeyr aleyhisselam olsun, melekler olsun, cinler olsun, hangi ne olursa olsun Allah'ı bırakıp taptıkları, onları veli edinebileceklerini, onlara yardım olacağını mı sandılar? Kafirler için cehennem konak yeridir diyor Rabbimiz Allah Celle Celaluhu. Ve surenin son bölümünde bakın 103. ayet-i kerimede öyle bize mana dolu bir ayet-i kerime geliyor ki muhterem kardeşler, hep beraber dinliyoruz inşallah. Estaizu billah. Kul hel nunebbi'ukum bil ahserine a'mala. De ki size yaptıkları işler bakımından en çok kaybeden, en çok zararda olan, en çok ziyana uğrayanları bildirelim mi? Bildir ya Rabbi. İş yapıyor, çalışıyor fakat en çok zararda olan kimmiş bildirelim mi buyuruyor Allah Celle Celaluhu. اَلَّذ۪ينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ اَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ سُنْعًا. Bunlar iyi iş yaptıklarını sandıkları halde dünya hayatında çabaları boşa giden kimselerdir. Maazallah. Çok dehşet verici bir ayet-i kerime, korkutucu bir ayet-i kerime. İyi iş yaptıkları halde en çok zararda olan kişiler kimmiş ya Rabbi? İyi iş yaptıklarını zannederler. Cenneti garanti ettiklerini zannederler. Allah'ın en çok onları sevdiklerini zannederler ama en çok ziyanda olan kimseler kim ya Rabbi? Ulaike. İşte onlar o kimselerdir ki اَلَّذ۪ينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ وَلِقَائِهِ. Onlar Allah'ın ayetlerini ve ona kavuşmayı inkar edenlerdir. فَحَبِتَتْ أَعْمَالُهُمْ فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا. Onların amelleri فَحَبِتَ, boşa çıkmıştır, iptal edilmiştir, sıfırlanmıştır. Ve onlar için kıyamet gününde ölçü tutulmayacaktır, terazi tutulmayacaktır, cehenneme gidecekler buyuruyor Allah Celle Celaluhu. Kim muhterem kardeşler? Allah'ın ayetlerini inkar edenler, vahye sırt dönenler, Yahudiler, Hristiyanlar, Yahudileşenler, Hristiyanlaşanlar ve onların adımlarını takip eden zalimler. Ve onların dışında kimle taparlarsa, Allah'ın vahyini kulak ardı edip ona göre yaşanmaz diyenler, Müslüman olduğu halde müşrik olanlar, laik olanlar, kemalist olanlar, putperest olanlar, hepsi en çok ziyanda olan zavallı kafirlerdir buyuruyor Allah Celle Celaluhu. Ebedi cehennemlikler. Hem de bakın en ilginç tarafı, iyi iş yaptıklarını zannettikleri halde. En kötü bir şey muhterem kardeşler. Hazreti Ömer radıyallahu anh bir gün bir papaz görür, hüngür hüngür ağlar. Yanındakiler sorar, ya Ömer, hilafeti döneminde
Niye ağladın bu papazı gördüğünde? Çok çabalıyor der. Zahmet ediyor. Elinden gelen her şeyi yapıyor, cennete gideceğini zannediyor. Fakat cehenneme gidecektir. Düşünebiliyor musunuz? Hayatınızı harcıyorsunuz. Hep iyi iş yaptığını zannediyorsunuz. Fakat cehenneme, hem de ebedi. Ameller tartıya dahi konulmuyor. Çünkü akide yok, iman yok. Allah'a iman etmemiş, tevhid etmemiş. Şirk koşmuş. İşte Allah muhafaza buyursun. Ne buyurdu Allah? En çok ziyana uğrayanları bildireyim mi? Ve bildirdi muhterem kardeşler. ذَٰلِكَ جَزَاءُهُمْ جَهَنَّمُ بِمَا كَفَرُوا وَاتَّخَذُوا آيَاتِي وَرُسُلِي هُزُوَا. İşte ayetlerimi ve Resullerimi alaya aldıkları ve inkar ettikleri için onların cezası cehennemdir buyurdu Rabbimiz. Bu tefsire ihtiyaç duymayan ayeti kerimelerde. Ve cehennemden bahsedince biliyorsunuz mutlaka surenin bu son ayetlerinde cennetten bahsedecekti. Ve şöyle buyurdu. اِنَّ الَّذ۪ينَ آمَنُوا. Hiç şüphesiz ki iman edenler var ya. وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ. İman iddiaları kuru bir laftan ibaret değil. Salih amel işleyenler. كَانَتْ لَهُمْ جَنَّاتُ الْفِرْدَوْسِ نُزُولًا. Onlar için ikram olarak, nuzul, ikram, makam, ikram olarak Firdevs cennetleri vardır. Ya Rabbi nasip eyle bize de ya Rabbi. İkram olarak Firdevs cennetleri vardır. Hem de nasıl? Halidine fiha la yebğuna anha hivala. Orada ebedi kalacaklar ve oradan hiç ayrılmak istemeyecekler artık buyuruyor Allah Celle Celaluhu. Yukarıda her şeyini harcadığı halde zarar etmiş olandan bahsetti cehennemden. Sonra da iman ettiği ve salih amel istediği için Firdevs cennetine girip oradan bir daha çıkmak istemeyenlerden bahsetti Allah Celle Celaluhu. Hangisini tercih edersen Allah da onun sonucuyla karşı karşıya bırakır muhterem kardeşler. Ve şimdi tüylerimizi diken diken edecek 109. ayet surenin sondan bir önceki ayet-i kerimesi ve ondan sonra son ayet inşallah. Bakın Allah Celle Celaluhu ilmini, kudretini, hikmetini bize nasıl tarif ediyor. Onu ancak o bu şekilde tarif eder. O yapmasa biz bilemeyiz ki. Ashab-ı Kehf'i dinledik. Hazreti Musa Hızır Aleyhisselam'ı dinledik. Zulkarneyn'i dinledik. Ve Allah'ın yüceliğini gördük. O kadar yüce ki o bakın şöyle buyuruyor 109. ayet-i kerime. قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي. De ki Rabbimin sözleri için derya mürekkep olsa لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ اَنْ تَنْفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا. Bütün derya mürekkep olsa ve bir o kadar da ilave getirsek dahi Rabbimin sözleri bitmeden o denizler tükenecektir. Allahu Ekber. İşte Allah'ın ilmi, işte Allah'ın hikmeti budur muhterem kardeşler. Niye tükenecektir? O kadar sonsuz görünmesine rağmen, büyüklüğüne rağmen okyanuslar sınırlıdır. Sonu vardır. Ama Allah'ın ilmi ve hikmeti sonsuzdur. Sınırsızdır. Onun için onlar tükenir. Allah'ın ilmi tükenmez. Allah'ın kelimeleri bitmez. Bunun karşısında secde almak gerekir muhterem kardeşler. Allah'a iman artar bunun karşısında. Allah'a şükür artar. Allah'a hamd eder bunun karşısında. Ve onun bu ayetlerini bize dinlemeyi, öğrenmeyi nasip ettiği karşısında sadece imanımız artar elhamdülillah. قُلْ اِنَّمَا اَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ. De ki ey insanlık, ben sadece sizin gibi bir beşerim. Kime dedirttiriyor? Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a. Ben sadece sizin gibi bir insanım, bir beşerim. يُوحَا اِلَيَّ اَنَّمَا اِلَٰهُكُمْ اِلَٰهٌ وَاحِدٌ. Tek farkı şu, bana İlahınızın sadece bir ilah olduğu, Allah olduğu vahyedildi. Fark bu. فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ اَحَدًا. Artık kim Rabbine kavuşmayı umuyorsa iyi iş yapsın ve Rabbine ibadette hiçbir şeyi ortak koşmasın diyor Rabbimiz bu mübarek surenin son ayetinde 110. ayetinde muhterem kardeşler. Yukarıda Rabbine kavuşmayı ummayanlar ziyanda olanlardı. Burada dikkat ederseniz kim de Rabbine kavuşmayı umuyorsa
tek çareyi gösterdi. فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا. Salih amel işlesin. Tek kurtuluşu o çünkü. Başka hiçbir kurtuluşu yok muhterem kardeşler hiçbirimizin. Ne bizim bir, hiç kimsenin yaptığı amelin başkasına faydası yok. Herkes kendi amelinin mükafatını Allah katında alacak. Bir sahabe geldi. Bu ayetin sebebin huzurunda aktarılan bir rivayette. Ya Resulallah, ben namaz kılıyorum, oruç tutuyorum, akrabalarıma iyilik yapıyorum. Allah rızası için yapıyorum bunları dedi. Ama bunlar insanların yanında anlatıldığında hoşuma gidiyor ya Resulallah dedi. Hoşuma gidiyor ya Resulallah dedi. Onun üzerine Allah buyurdu ki فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ اَحَدًا. İyi amel yapsın ve Rabbine hiç kimseyi ortak koşmasın dedi. Onu uyardı. Onun o sorusu üzerine Allah Celle Celaluhu böyle cevap verdi. Ve bakın Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Ahmed İbn Hanbel'in müsnedinde geçen bir hadis-i şerifte Şeddat bin Evs ağladı. Bir sahabe, seni ağlatan nedir ey Şeddat? Dedi ki Şeddat radıyallahu anh, ben Resulullah Aleyhisselam'dan işittim ve o işittiğimi şu anda hatırladım. Hatırladığım için ağlamam geldi. Allah korkusundan dolayı ağladım. Demişti ki o Aleyhisselatü Vesselam, ümmetim için en çok korktuğum şey Allah'a ortak koşmaları ve gizlice şehvete düşmeleridir. Dedim ki diyor Şeddat radıyallahu anh, ya Resulallah, ümmetin senden sonra Allah'a ortak mı koşacak? Sen vefat ettikten sonra bu ümmet şirk mi koşacak? Allah'a ortak mı koşacak? Dedi ki Efendimiz Aleyhisselam, evet, onlar fakat güneşe ve aya tapmayacaklar. Taşa ve puta tapmayacaklar. Fakat yaptıkları amelleri gösteriş için yapacaklar. İşte bu da şirk olacak. Ve gizlice şehvete düşecekler. Ümmetimden birisi oruçta olacak. Şehveti onu tahrik eden bir şey ona çatacak. Ve o da orucunu bozacaktır. Yani ihlassız amel edecekler. Riya ile davranacaklardır. Namaz kılacak gösteriş için. Oruç tutacak gösteriş için. Para yardımında bulunacak gösteriş için. İşte bu da şirktir dedi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Ve bize bu her zaman bizimle karşı karşıya bizi bırakan şeytanın bu vesvesesi ve bizi ayaklarımıza kaydırmaya çalıştığı bu şirk konusuna karşı Efendimiz Aleyhisselam'ın şu mübarek duasıyla bu mübarek sureyi ve dersimizi noktalıyorum inşallah. O şöyle dua ediyordu şirk tehlikesine karşı muhterem kardeşler. Bu duayı ezberlemeye çalışın inşallah. Kaydetmeye çalışın inşallah. Allahümme inni e'udhu bike. Ey Allah'ım, ben sana sığınırım. En uşrike bike ve ene a'lem. Bile bile, bildiğim halde sana bir hususta şirk koşmaktan sana sığınırım ya Rabbi. Ve estağfiruke lima a'lem. Fakat bilmeyerek ya Rabbi, bilmeyerek, bilmediklerimden ötürü de senden mağfiret dilerim diyordu Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Onun böyle bir tehlikeyle karşı karşıya kalması söz konusu değildi. Fakat bizim için bunu öğretiyordu. Ashabının hatta bir sorusu üzerine ne yapalım öyle durumda? Şirkin çok açık, çok tehlikeli olduğu günlerde o da bu duayı yaparsınız demişti. Yani ya Rabbi, sana bile bile asla şirk koşmayacağız. Sana sığınırız ya Rabbi. Ve eğer ya Rabbi bilmeyerek, hata ederek küçük veya büyük bir şirk gibi bir muamelede bulunduysak Allah muhafaza buyursun. Onların hepsinden de bağışlanma dilerim. Bildiğim anda vazgeçtim ya Rabbi. Sensin tek Rabbimiz. Sensin tek ilahımız. Seni tevhid ederiz. Sana hiçbir şeyi ortak koşmayız. Bu imanımızı, bu duamızı kabul eyle ya Rabbi diye dua ediyoruz. Ve biz de burada bitiriyoruz. İnşallah.